Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz bu akşam. Abdullah Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Ne güzel sizi burada görmek. Geçmişten günümüze fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemek için çok heyecanlanıyorum. <laughs> Vallahi ben de heyecanlanıyorum. Ee, çünkü o fotoğraflar nedir? Nerede kalmıştır? Nereden bulmuşsunuzdur? İnşallah kötü bir fotoğrafım yoktur. Sizin hiç kötü fotoğrafınız olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum. Ben de sizinle birlikte canlı yayında ilk defa göreceğim. İlk defa göreceğim. Ay ne kadar güzel. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. O zaman gelsin ilk fotoğraf bakalım hangi fotoğrafınızla başlayacağız. Ha. ha. <laughs> Şöyle bir seneler öncesine mi gittik? Evet. Değil mi? Evet, evet. Nasıl bir andasınız? Bize bu fotoğrafın öyküsünü anlatır mısınız? Şimdi Enver benim çok eski bir arkadaşım, halen de arkadaşım tabii. Bu Nokta Vülgül hikayesi çıktığı zaman hı hı. E, Erşen Başbuğ var TRT'de yönetmen, hı hı. İsmini duymuşsunuzdur. Evet. Erşen dedi ki, apa dedi senle bir şey yapalım dedi, komik olsun falan yani bir komedi programı baştan sona değil ama şarkıcıların arasına, şarkıların arasına koyalım dedi. Olur dedim. Televizyon çıkmayı hele o zamanlar çok daha önemliydi. Çünkü şimdiki gibi çok kanal yoktu. Tabii. Bir TRT1 vardı. Başka da yoktu, yoktu. Galiba. Kaç senesi? 1333. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. 1977. 1977 tabii tek kanal TRT var. Tek sanırım. kanal. Hı -hı. Öyle Hı. bir şeydi ki e, programı yapıyorsunuz. Şu parmağınızı oynattınız. Ertesi gün sokakta dolaşırken abi o parmağı niye öyle oynattın diye. Herkes bütün, izliyor. Bütün Türkiye. <laughs> evet. İdi. Peki nasıl çıktı nokta ile virgül? Biz Enver'le e, Lale Oraloğlu tiyatrosu vardı. Bilmeyebilirsiniz. Bilir misiniz? Bilmezsiniz. Evet. evet. Ben konservatuar tiyatro bölümünde okurken e, ailem yani annem babam Bursa'daydılar. Ben konservatuar sınavına geldim, kazandım. E, İstanbul'da oturmak lazım konservatuara devam etmek için. E gönüllüyüm tabii. O sırada abim de İstanbul'daydı. Abimin evine yerleştim. E, Ondan sonra da konservatuara devam ettim işte. Peki noktayla virgül nasıl ha, oluştu? Noktayla virgül, onu diyecektim. Enver'le Oraloğlu Tiyatrosu'nda beraber çalıştık. Ee, neydi ilk oyunumuz? Lizistrata. Lale Hanım, Nur içinde de Lizi stratayı Kadınlar ı -ı derse isminde bir şey yapmıştı lanse etmişti. Oyun ismi öyleydi. Ligistrata kadınlar ömür dersinin altında yazıyordu. Yani kadınların hmm. e, erkeklere karşı isyanı. Hmm. Savaşa girmeyin. Savaşa girerseniz bizle beraber olamazsınız. Ne varsa görün hikayesiydi. O oyunu da oynadık. Sor, sonra Lale Hanım oyun yasaklandı hmm. o zaman için müsteşem bulundu yani. Açık. Ama müstehşen herkes biliyordur. Ee, ve oyun durduruldu. Biz de kaldık ortalıkta. O zaman şimdiki gibi değil. Şimdi özel tiyatrolar 15 günde bir, bazen ayda bir, bazen ayda iki İstanbul'da oynama şansına erişiyorlar, erişiyoruz. İşte Turna ne ayakta kalmaya çalışılıyor. Lale Hanım'ın da tiyatrosu Beyoğlu Caddesi, Beyoğlu'nda Balo Sokak'taydı. böyle merdivende giriyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Lale Hanım dedi ki, ben bu yasa protesto ediyorum arkadaşlar dedi. ve açlık grevi yapacağım dedi. Allah Allah. Evet yapacağım dedi. Sizden açlık grevi istemiyorum. Ben yapacağım. Ama sizler de isterseniz sahnede benle birlikte kalın. Yani eve gitmek yok. Orada yatılacak, orada kalkılacak. Hı -hı. Biz yemek yiyeceğiz ama Lale Hanım yemiyor bir şey. Orada bir 10-15 gün, çok oldu çünkü, devam etti. Tabii çok reklama oldu oyunun. Hı -hı. Lale Hanım müstehcen oyuna itiraz ediyor. Bu bir dünya klasiğidir diyor Lise Strat'a. Ee, ve evvel orada arkadaş olduk. O ama benim gibi Taşra'dan gelmiş değildi. Ben Taşra'dan gelmiş bir öğrenciydim. Bursalıyım ben. Yani Bursa'dan geldim. İyi arkadaş olmuştuk. Sonra nokta virgül hikayesi başlayınca dedi ki yönetmen arkadaş Erşan, ya apa dedi, senin yanına da birisini bulalım dedi. Ya da sen bul anlaşabileceğin birini. Biraz zıt tipler olun dedi. Ee, benim de aklıma Enver geldi, o uzun boylu. Epi uzun yani. Hatta ben sahneye çıkar çıkmaz ona şey diyordum. Allah boy vermiş, alt tarafını koy vermiş diyordum. Falan böyle başlıyordu. Sonra biz ikili olarak gazetelerde falan göründük. O zaman pek televizyon bir tek derece bir var. Ve bizi Fahrettin Aslan rahmetli şey gazinosu sahibi, Maksim. O çağırdı. Onun yanına gittik. Fahrettin Aslan, kardeşim sizinle çalışmak istiyorum ben dedi. Çalışalım. Sayın Fahrettin Bey dedik. Burada başlayın dedi. Tabii para biz tiyatrocuyken ayda aldığımız parayı günde veriyorlardı. Aa. Gözlerimiz açıldı, fırladı daha doğrusu. <laughs> Hazırlandık ve Fahrettin Bey bizi Ankara'ya gönder. İlk dediği Ankara, Ankara'da bir gazino vardı. Şu anda ismini anımsayamadım ya. Maksim'e ait. Orada başladık biz. Oradan sonra da İstanbul'a geldik. İstanbul Maksim'de sahne aldık. E, tabii İstanbul Mahkemesi'nde sahne almak bir ayrıcalık gibiydi tabii. yani. Halen de öyle mi bilmiyorum ama iyi oldu. Peki devam edelim o zaman şimdi fotoğraflarınızda mutlaka geçmişten günümüze geldiği için e, fotoğraflarınız, geçmişe ait daha fotoğraflarınız vardır. O zamanlar e, o e, gazino kültürünü e, yaptığınız turneleri mutlaka konuşacağız. Daha çok fotoğrafınız var o yüzden gelsin mi yeni fotoğraf? Gelsin. Hadi gelsin yeni fotoğraf. Allah. Evet, değil mi? Evet, işte <laughs> e, gazine ve kültürünün en yüksek olduğu zamanlardan bir belge. Bu kimler fotoğraf, var, kimler var değil mi? Ne kadar değerli sanatçılar ya, var. Hep birliktesiniz bir arada. Ya, bakıyorum da hey gidi günler, hey. Zeki evet. Müren değil mi? E, Halit İbrahim Kıvanç, Tatlıses, İbrahim Tatlıses. Halit Kıvanç, Cüneyt Arkın. Malum paşamız Zeki Müren, e, Erol Evgin, Nüket Duru, Ben Deniz, Cennet Kuşu, Emel Sayın, <laughs> Türkan Şoray, Bedi Akartürk ve Enver. Almanya'ya gittik. Kadro. Bu gittik. kadro Almanya'ya mı gitti? Evet. Bile? Almanya'da bir aya yakın kalmıştık çeşitli şehirlerde. Çok güzel günlerdi. Biz Enver'de dalga geçiyorduk. Sahnede de dalga geçiyorduk çıkanlarla e, dalga geçiyorduk yaptıklarıyla. Tabi bizden bir tiyatro dünyasından gelmişiz, şaşkınız. Hı. Mesela hiç unutmam, arkadan seyrediyoruz. Cüneyt Arkın sahneye bir çıktı, yıkılıyor Ankara. Nasıl bir tezahürat, nasıl bir tezahürat, o, o sesleri hiç unutamıyorum. Halit abi sunucuydu. Paşam, Zeki Müren. Zeki Müren'le aynı kulisi paylaşmanın e, onuru da diyebilirim, zevki de diyebilirim. Şey yaptık, çok neşeli bir adamdı ama işinde korkunç disiplinli. O neşesi kayboluyor. Mutlaka çünkü gazinolarda ah solistler gazinonun kralıdır. O ne derse o olur. Şunu atın, onu atarlar. Ee, ve sahne arkasına yani kulise akşamın programı asılırdı. Kim kaç dakikada sahnede kalacak? İşte Türkan Şoray 15 dakika, Bedi Akartuk bilmem kaç dakika e, merkez ve en sonunda Zeki Müren. Onun dakikası yoktur. Şey onun, gazine onun. Başam gelir listeye bakardı iyi derdi. Ondan sonra o kadar işine düşkün bir adamdı ki rahmetli aşağıda da Ankara Başkent Gazinosu, Ankara'nın en lüks gazinosu yeni açılış yaptık. Aşağıda da büyük bir lokanta vardı. Pardon, aşçı grubu yani yemeklerin pişirildiği yer gider her yemekten bir kaşık alır. Hmm, güzel. Hmm, tuzlu. Çocuklar tuzlu olmuş. Buna izin. Öyle bir insandı yani. Ne kadar titiz, değil o mi? O kadar Her titiz, noktada. yani inanılır gibi değil. Mesela o kadar e, dev isim bir arada ki e, o zamanları biraz da aslında merak ettiğim için soruyorum şimdi Buyur. size. Yani bu kadar isim bir arada herkesin bir programı var. Mesela kaç saat sürüyordu o zaman bir turne programı sahneye çıktığınızda yani, yani... kaçta başlayıp kaçta yani 5 saat 6 saat hani sizi e, dinlemeye izlemeye gelen halk seyirciniz Kaç saat mesela o gazinoda vakit geçiriyordu? Bu kadar dev ismi bir araya Ki, toplamak ne kadar aslında tabii, önemli bir e, organizasyon değil mi? Sahneye ilk çıkan şarkıcılara üvertür denir bilmem bilir misiniz. <laughs> Daha iki tane de sanıyorum üvertür şarkıcımız vardı. Onlar gidilen şehirden, isimli olmayan hanımefendiler, bizlerden önce o çıkardı, o üvertürler çıkardı. Onlar bir iki şarkı söylerdi, sonra program başlardı ve finale doğru giderdi. Biz de komedyenler olarak, az solisten bir önce biz çıkardık. Hmm. Komedyenler. Neden acaba hiç aklınıza bir şey geliyor mu? Hayır işte çok merak ediyoruz. Neden? Evet, biz çok de merak öyle. ediyorduk. Ya bu kadar işte Cüneyt Arkın'ı var, herkes çok meşhur gene maşallah herkes çok meşhur yani. Evet zamanının e, en ünlü sanatçıları en bir de o arada iyi Kadro yani. En iyi kadro. Evet. Kaç senesi? 70 e, 70'ler mi bu? 80. 80'ler mi? 80'lerin başı o zaman değil mi? Yani 80 senelerin başı. Hı. 80. Ondan sonra dedik ki ya biz niye bizi önden çıkarsanız da dedik ya bizi niye en sona bırakıyorsunuz? Bilmiyoruz tabii. Gazze müdür bize dedi ki, oğlum dedi, buranın krallı asolistir as dedi. O ne, o ne derse o olur dedi. Hesap geldiğinde kavgalar çıkabilir, hesaba itiraz eden olabilir. Eğer kavga da olursa size denk gelsin. Yani siz sahnedeyken hani biz şeyler yapıyoruz, komiklik yapıyoruz ya, kaynar gider. Ama de böyle bir şey katiyen olamaz dedi. Zaten bodyguardlar da vardı. O yüzden biz Sayın Paşam'ın e, öncesinde biz çıkardık. Peki o zamanlar turneler nasıl oluyordu? Mesela neyle e, gidiyordunuz? E, otobüslerle mesela <laughs> e, Türkiye'de şehirler arası turne oluyor muydu? Bu kadro turneye çıkmadı. Hı. Sadece Ankara için yapılmış bir kadro. Zaten böyle bir kadroyu da turneye çıkartmak Onu kolay değil. Ettim, mümkün. Evet. Ha mümkün tabii dünyada mümkün olmayan şey var mı? Bunlardan bir tanesi örneğin kim Emel Sayın'ı çıkartırlardı. Onun altına bir kadro koyarlardı, turneye çıkardı. Emel Sayın pek çıkmazdı. Türkan Hanım, Türkan Şoray o hiç çıkmadı tabii. Bediha Akartürk çıkardı. İşte bizi aldılar bir turneye. Bize az solist yerini verdiler komedyenlere. En son biz çıkıyorduk. Bütün Anadolu'yu dolaştık. Ne güzel, nefis bir kadro. Ee, hayatta olanları sağlıklı ah, uzun ömür evet. dileyelim size dahil olmak üzere. Hayatını kaybetmiş olan çok değerli sanatçılarımız da var içlerinde. Rahmetle almış olduk. O zamanlardan insanlar daha mı terbiyeliydi? Seneler insanları biraz şey mi... Dor mu kullandı, dejenere mi etti bilmiyorum. Hiç kavga yoktu, hiç. Yani kavga derken sanatçılar ya... arasında mı bahsediyor? Evet. Sanatçılar arasında evet. mı bahsediyorsunuz? Yani, Nasıl? Aslında o zamanlar nasıldı? Peki günümüzde ne değişti? O zamanlar nasıldı? Günümüzde ne değişti? E şimdi kötü şeyler gelişti bence. İnsanların birbirine saygısı ve sevgisi ve sabrı azaldı. Bu tamamen benim yorumum. <laughs> yani ama burada hiçbir kimse işte benim sahne sıram bilmem ne olmadı. <laughs> benim reklamım daha büyük olsun. Hiç ha belki olmuştur ama gazete müdürü vardı. Ama hiçbir zaman öyle bir şey Sizlere yaşamadı. kadar yansıyan, ulu orta konuşulan herhangi bir çekişmeye hiçbir zaman tanık etmedi. Hayır. İki e, herkesin odası var. Ortalıkta olur. Bir daha sonra çok kavgalar gördüm ben. Yani bu kadar öyle değil. Başka kazalarda çok kavgalar gördüm ama onları anlatamam. Tabii onlar o zamana kalmış evet. size ait olan sırlarda diyelim. Ve devam edelim o zaman gelsin yeni fotoğraf. Burada ba nasıl bir andasınız? Oh ne kimler, kimler var kimler hakikaten. Vay 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 tanıtmama gerek yok herhalde değil mi? Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz değil mi hocam? Yani <laughs> Zeki Alasya, Metin Akpınar, Müjdat Gezen değil mi? Ne kadar ne kadar değerli. Uğur Feran ve zey, Zeki ortada rahmetli. Benim yanımda şurada. Hı -hı. Çok değerli bir arkadaşımdı ama çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Zeki Alasya çok tatlıdır. Hayır o. Zekabi de kaybettik pardon. Zeki Allah, sev, rahmet, rahmet et, et, saygı eylesin. Saygıyla yani rahmetle almış olduk. Şeyden işte Müjdat Gezen, Enver. Metin Akpınar yukarıda. Ha, Metin Akpınar ve Perran. Evet. Bu resmi nerede çektik hatırlamıyorum. Acaba bu bir film ya da... Ama böyle bir filmde oynamadık biz. Oynamadınız. Yani böylesine bir filmde oynamadık. Ama nerede çekildiğini hatırlamıyorum. Ama geçmişten günümüze e... O kadar çok fotoğrafınız vardır ki. Ciddi mi? Vardır tabii. Ha <laughs> ben anda, sizde bulduğunu zannettim. Hayır şu anda Hı. biz o kadar fotoğrafı yayınlamaya süremiz zaten yetmez de. Ama sizin pek çok fotoğrafınız vardır. O yüzden o kadar normal ki hatırlamamanız. Yani, evet evet. Çektirdiğiniz binlerce fotoğraf. Bir Büyük olasılıkla istiyorsun. bu fotoğraf İzmir fuarında. Aa değil mi o zaman İzmir fuarında da ne şovlar diyor. İzmir fuarı. Bir destandı yahu. Bütün gazinolarda hep o yılın ya da son yılların en popüler e, sanatçıları sahne alırdı. Çok güzeldi. Çok güzeldi, çok. O zamanlar çok güzelmiş. O devirde yaşayan... E annelerimiz, babalarımız, işte büyüklerimiz daha doğrusu. Sizin gibi böyle değerli sanatçıları izlerlermiş. Ee, i̇nsanlar, halk mesela çok meraklılarmış. O bir sürü e, gazinonun aynı yerde toplandığı, e, hep eğlencelerin olduğu çok keyifli güzel dönemler yaşamış değil dönemler. mi? Siz de şimdi o e, insanları güldüren tarafta olan bir sanatçı olarak biraz bize o dönemi de merak ediyorum aslında. Tam şimdi dönemini yaşamış ve çok güzel zamanlar geçirmişsiniz. Evet güzel zamanlar. Bugünler haksızlık olmasın ama her dönemin farklı güzelliği Tabii. mutlaka vardır ama hani o zamanlar hep böyle çok farklı anlatılıyor bize. O yüzden şimdi hazır siz buradayken biraz dinlemek istiyorum aslında o dönemler nasıldı? Hem içinde çalışan bir sanatçı olarak hem o halkın size olan ilgisi, saygısı bu kadar işte internet yok, sosyal medya bu kadar aktif kullanılmıyor, öyle bir şey yok zaten. Televizyon kanalının bile bir tane olduğu dönem nasıldı o zaman sanatçılara saygı, ilgi? Çok fazlaydı ilgi çünkü artık her sanatçı televizyonda her an görebiliyorsunuz. Hı hı. Ee, bizim programımız nokta virgül olarak ha, ilk zamanlar haftada bir yapıyorduk falan ya da ayda bir yani seyrek zamanlarda. Ama şimdi her an teknolojide ilerledi, Herkesi her an görebilirsiniz ve inanır mısınız? E, Fuarı arabayla girmek yasak. Çünkü yayalar var. Bizim çalıştığımız da şeydi, Ekici Över Gazinosu'ydu. Arabayla giriyorduk. Bize izin vermişlerdi. Çünkü içeride tanırlarsa parçalayabilirler gibi ama... Kötü sevgiden, ama. ilgiden değil mi? Sevgi ve ilgiden. Sevgiden, sevgiden. Arabayla girdim içeri. İşte da, gazinolar da yakın. İnanır mısınız? Tanıdılar beni. Benim ufak bir arabam vardı. Arabayı kaldırdılar. Oh. Vallahi billahi. Ne hissediyordunuz peki bu kadar sevgi karşısında? E, mutlu oluyorsunuz tabii. Ne güzel. Mutluluk. Nasıl tarif edilebilir ki? Yani tarifi mi? mümkün mü acaba bilmiyorum ama özel bir duyguydu herhalde. Bu sevgiyi de bazen... Dünyada ama sadece Türkiye için söylemiyorum. Sanatçılar bunalıma giriyorlar. Hmm, fazla sevgiden. Şimdi yanılmıyorsam Dalida diye Fransız bir şarkıcı vardı. Bilmiyorsunuz değil mi? Benim anlattığım hiçbir şey bilmiyorsunuz. <laughs> Biraz dönemi kaçırmış <laughs> olabilir miyim acaba? <laughs> evet. Dalida... Sanıyorum Fath asıllı mıydı Ama o kadar meşhurdu ki o kadar güzel şarkılar söylerdi, hmm. Fransızca söylerdi. Şöhretini kaybettikten sonra intihar etmiş. Hmm. Şöhretini yani ee, onu da dengelemek çok zor çok değil mi? Zor. Bu kadar çok sevgi, ilgi, hayranların sevgisi, ilgisi derken bir anda o ilginin kesilmesi Orkunuş bir sanatçı için ne kadar e, hakikaten Tolere edilmesi çok zor bir duygu. Çok zor. Yani çok sağlam olmak lazım. E, çünkü şöhret geliyor, gidiyor. Televizyon şöhreti olduğu için çabuk geliyor, çabuk da gidebiliyor. Bizim de e, en parlak zamanımız geçtikten sonra ben de bunalıma girdim. E, rahmetli annem de İzmir'de beni psikoloğa götürmüştü. Yani resmen bunalımdasınız. Yani şimdi izleyici bu benim söylediğim şeyleri anlamayabilir. Ama siz çok güzel söylediniz Emin. Her yerde sevgi görüyorsunuz. Bakkala gidiyorsunuz, bakkal ayakta karşılıyor, sandalye veriyor, otur diyor, çay söylüyor. Ya da oradan bir gazı açıyor, bilmem ne. Lokantaya gidiyorsunuz, hesap almıyorlar. Şimdi öyle değil ama şimdi yazıyor. <laughs> o günler aran aranmaz mı aranıyor tabii. muhakkak peki hadi gelsin yeni fotoğraf bakalım şimdi hangi fotoğrafınıza devam edeceğiz aaa evet bu fotoğraf da yabancı gelmedi bana <gülüyor> <gülüyor> ee, ne hissediyorsunuz resme bakınca mı evet valla ben çok erken evlendim eee 20 ya da 21 yaşındaydım. Oy. Yani bakın bir tane beyaz yok bilmem ne falan. Ve bir şaşkınlık yaşadım ben. Eh. mutlu bir evlilikte yaratamadık zaten. Sonra da boşandık. Seneler öncesinde. Seneler öncesinde. Ha bir de kızımız var. Oylum. İşte bu evlilikten ortaya çıkan en güzel şey, oyunum oldu. Ama güzel bir kare. Heyecanlanmış mıydınız defteri imzalamadan önce? Yani heyecanlanmak elle değil. İzmir'deydi bu düğün, etraf dolu. Hep tanıdıklar, tanımadıklar. Yani bütün ilgi odağı sizde. Siz evlendiniz mi? Hayır. <laughs> Aa. Sizin gibi güzel bir kızı kaçırmışlar ya. Siz mi Belki ben kaçmışımdır. Ha, bana öyle geliyor. Siz kaçtınız galiba. Yoksa sizin gibi güzel kızı kaçırmak istemez kimse. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayır yani gördüklerimi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın aman. Teşekkür ederim. Ee, peki hadi gelsin yeni fotoğraf bakalım. Şimdi hangi fotoğrafla devam edeceğiz? Aaa! Evet. Ne güzel çok, bir an değil çok mi? Çok güzel. Bu fotoğrafı çok severim. Ben bende de var. O oylum. Kızınız? Kızım. Şimdi oylum da oh, onun kız var. Oradaki halinden daha büyük. Torunum var yani. Çok şirin bir çocuktu oylum. Şimdi şirin bir kadın oldu. Ne kadar güzel bakmışsınız birbirinize. Acaba fotoğrafı kim çekti? Çok güzel yakalamış, değil mi o an? Çok güzel yakalamış. Ben kimi çektiğini hatırlamıyorum ama. Neredesiniz? Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? İstanbul. İstanbul'da. İstanbul'da. Muhtemelen dışarıda böyle bir yürüyüş anında hep herhalde, çekilmiş. Herhalde. Belki gazeteci bile çekmiş olabilir değil mi? Belki bir gazeteci bile çekmiş olabilir. Belli mi olur? Ama çok güzel yakalanmış bir fotoğraf. Evet. Hadi gelsin sıradaki fotoğrafla devam edelim. Oylum ne kadar güzel gülmüş. Çok. Siz de çok güzel bakmışsınız. Ha, işte o oylum ortadaki oldu. Ortadaki hanımefendi oylum. Bakın oradan bu yaşa geldi. Ee, ne güzel bir karen. Peki nasıl yani bir özel bir gün müydü yoksa e, normal evde bir arada yemekte olduğunuz bir gün müydü? Bu mu? Müydü? Evet evet. Özel fotoğrafta. bir gün değildi. Ee, şey o zaman anneanne vardı. Hı, hı Hayattaydı. Onun evindeydik herhalde bir yemek sonrası falan. Böyle anları ölümsüzleştirmeyi sever misiniz? Anları ölümsüzleştirmeyi sever misiniz? E severim. Seversiniz, her an, her, an, her çok değerli. Severim tabii. Nilgün Belgin de çok değerli bir isim. Türk sineması ve tiyatrosunu çok önemli sanatçılarına. Evet. Buradan saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Mutlu anlarınız, sağlıklı uzun seneler devam etsin diyelim. Hadi gelsin sıradaki fotoğraf. Yine geçmişe döndük. Evet. Nasıl bir andasınız bu fotoğrafta? Yılmaz abiyi çok severdik. Ve insan olarak çok severdik. Ee, Kayseri'de şeydeydi, hapishanedeydi gene. Ee, hapishane müdürü bizi sokmadı içeri. Görüştürmedi. Çok moralimiz bozuktu. Ki o zaman çok çok popüleriz. Hı hı. Yani bir sansasyon olabilirdi. Biz hiç... ...Numaz abiye zarar gelmesin diye. Gerçi ona kolay kolay zarar gelmez de. Bu şeye gitmiştik. Ada. Şimdi... ...şey adanın ismi aklıma gelmedi. E, e, İstanbul'daki adalardan biri mi? Yani şimdi de orada şey var ya... ...terörist Hı. başı. Tamam. O adaya o gitmiştik. Eee... Çetin Alp. Hmm. Hatırlıyor musunuz? Ya, i̇smen biliyorum. Yani bu e, yeşilçam filmlerinden ya da böyle 70'lerdeki paylaşımlardan ses sanatçısı. Ses değil sanatçısı. Korku bildiğim bir şey çıktı yaşasın. <laughs> ama onu da bil tam bilmiyorsunuz, kabul etmiyor. <laughs> ama yani ama, ama nasıl bilelim? Yok. Kabul <laughs> değil. Çetin Alp benim çok yakın arkadaşımdı. Hı, -hı. Şeye gittik. Hı -hı. Yılmaz abi dedi ki işte adaya gittik Yılmaz masabi ziyarete. Dedik ya çocuklar, siz şarkıcılar, türkücülerle aranız iyi mi? İyi Mazhabi. E, o zaman burada dedi bir gün yapalım dedi. Siz İstanbul'dan tanıdığınız şarkıcıları getirin dedi. Orkestrayı da ayarlarız dedi. Orkestrayı kim ayarladı? Biz ayarlamadık galiba. E, orada sahne kuruldu adada. <laughs> e, bizler program yaptık. Daha başka şarkıcılar da vardı. Öyle bir gün. O günün fotoğrafı değil mi? Evet. O, günün, o Çünkü gün, Çünkü program bitti. E dönmek lazım İstanbul'a. Hayır ben bu gece adada konaklamak istiyorum diyemezsiniz. Sonuçta bir şey, askeri cezaevi yani. Ve Yılmaz abi de o güne ait güzel bir fotoğraf olarak noktalayalım. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Kesin de çok sevdiğim bir arkadaşım o da rahmetli oldu. Çok zor ya. Duygulandınız. Tabii ki pek çok anınız ve hatıranız vardır birlikte. Bir arada neler yaşamışsınız? Neler, Şimdi biz neler? bu fotoğrafla o anın öyküsünü dinliyoruz ama sizde ee, bir ömür var birlikte geçirdiğiniz çok uzun yıllarınız birlikte geçmiş çok fazla çok değerli çok kıymetli anılarınız vardır mutlaka çok, çok da duygulandırmayayım sizi bir araya gidelim aranın ardından tamam. fotoğraflarınızın öyküsünü şey devam edeceğiz Yine? tabii ki seve seve hemen tamam, aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Hız kesmeden fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye devam edelim. Çünkü daha çok fotoğrafınız var. Gelsin mi yeni fotoğraf? Ne fotoğrafı dediniz? Çok fotoğrafınız Aa, var. Aa, öyle mi? <laughs> evet. Bir şey anlatacağım. Tabii. İnşallah onda yoktur. Türk tiyatro geleneğinde erkeklerin kadın kılığına girmek gibi bir şey vardı. Var idi. <laughs> Biz de Enver'le nokta ile virgül olarak program yaparken e, Enver çok iyi yer olduğu için kadın elbisesi peruk meruk onda pek iyi durmuyordu. Ben de daha iyi duruyordu. Bir de Bursalıyım zaten yani Bursa'da e, her şeyi bulabiliyorsunuz. E, fakat o kadının program çok tutunca <laughs> e, bir gün annem şey Erşen Başvuru demiştim bu programın yapımcısı, yönetmen. Yönetmen, prodüktör, yapımcı. Erşan'a telefon açıyor Bursa'dan, Ankara'ya. Erşan oğlum diyor, bak Abdullah çok kadın kılığına sokuyorsun yapma evladım adı çıkacak sonra diyor <laughs> öyle de bir şey var. <laughs> ne keyifli anılar var ne güzel böyle sizden güzel güzel geçmişten böyle güzel anılar dinlemek çok kıymetli bizim için tabi fotoğrafla devam edelim fotoğrafla e, konuşurken fotoğrafını öksün çünkü anı dinlemeye devam edeceğiz sizinle hadi gelsin yeni tabii. fotoğraf ah. evet <laughs> nasıl bir anın fotoğrafı ay Enver'e bak çok komik ya <laughs> Hay Allah Siz de bence komiksiniz. Ben de komiyim, <laughs> evet, evet. Zeki Müren orada Neye şaşırdınız? Vallahi, e, herhalde bir programın açılışı bu. Yani gazinonun açılışı. Biz Paşamla, yani Zeki Mürenle Almanya'ya da gittik. Almanya'daki Türk vatandaşlarımıza program yapmaya. E, Zeki Müren çok kültürlü bir adamdı. Resim, mesim çok iyi bilen. Sanatçı ruhlu, hakikaten sanatçı ruhlu bir adamdı yani. Şiirler ezberinde, çok hoş bir adam. Siz Zeki Mürenle çok e, uzun yıllar çalıştınız. Evet. Değil mi? Böyle e, o zamanlara döndüğünüzde Zeki Mürenle ilgili e, aklınıza gelen e, ilk anı ne oluyor? Sizi çok etkileyen, hayatınıza çok kalbinize çok başka bir yeri olan. Bir anınız var mı Zeki Müren'le? Mutlaka pek çok anınız vardır. Var anınız tabii. Anınız vardır ama şimdi mesela bunu sorduğum zaman ilk ne hemen geldi aklınıza? Vallahi bir şey gelmiyor. Yani <laughs> o kadar çok ki. <laughs> Hepsi birbirinde. <laughs> Peki hadi gelsin o zaman yeni fotoğraf. Evet. Aa, ah. yine güzel bir andasınız. Evet. Buradaki Buradakilerin çoğunu da tanıyorsunuzdur. Ortadaki Erol Günay'dı. Evet. Erol abi rahmetli nur içinde yatsın. Ee, son sahnesiydi. Yani son sahnesiydi hı. derken oynadığı son oyundu. Ferdi Akarnur. Ondan sonra. Ee, Fulden Ak Yürek. Oylum kızım. Hı hı. Ee, ay kızacak bana. Ah. O da çok iyi bir oyuncudur. Yani oylumun yanında ay bunadım ben. Benden yok çok... estağfurullah ama e, bir şey söylemek istiyorum. Canlı yayında isimler bazen o kadar gidebiliyor ki yani sadece sizin şansınıza ait olan bir şey değil. Bir anda böyle ay kimde ay kimde o yüzden hani e, hepsi birbirinden değerli sanatçılar. Bir ay, an yok. çok Uğur da sevdiğim iyi bir oyuncu. Hangi oyundu? Efendim? Hangi oyun? Bu Çılgın Yenge. Çılgın Yenge. Bayağı da kalabalık bir kantor, Tabii. değil mi? Tabii. Ee... Profile de oynadık bu oyunu. Bu çılgın yenge oyunu nerede oynansa hep full gitmiştir. Şimdi yine oynayalım diyorum hı hı. ama böyle bir kadroyu yaşatacak gücüm yok artık. Çünkü eski tiyatro seyircisi yok. Eskiden bir gün pazartesi oynamazdık. Repo günü denirdi pazartesiye. Onda da turneye muneye giderdik yakın illere ve aylık veriliyordu oyunculara. Şimdi aylık veremiyorsunuz ki. Haftada bir kere ya da ayda bir kere değil de ayda iki kere işte bir de turne. Mecburen oyuncuların aleyhine dönen bir tablo oldu. Benim de o öyle. Yömye. Yani günlük gittiği işin parasını veriyorsunuz. Maalesef bu oyun herhalde sonrası çekilen bir hatıra fotoğrafı ya da provalarda mı çekildi bu fotoğraf? Bu sanıyorum provada çekmişizdir bunu. Ee, oyunun kadrosu bir arada. Çok güzel bir oyundu. Şimdi ekonomik gücüm olsa bu oyunu oynamak isterim ama oynayamam. Çünkü Çam e, rahmetli e, şeyin yazarı. İsimler gidiyor ya. Ay. Uh. Sadık Şendil. Sadık Şendil'in aşağı yukarı bütün oyunları tutmuştur. Hep oyunları halktan, halkın iyi bildiği tipler ve onları çok komik ama gerçeğe yakın da yaşatır sahnede. Sadık abi rahmetli onun oyunu. Peki, gelsin yeni fotoğraf. Yeni fotoğrafla devam edelim bakalım şimdi. Bir dakika. Fotoğrafınız geliyor. Bir şey, dakika. <laughs> orada, dönelim mi tekrar o fotoğrafı? Dönsün. Orada tamam, bir hadi kızımız gelin. vardı. Tabii. Bakın, kalkabilir miyim? Tabii ki, nasıl isterseniz. En sağdaki kızımız, canım benim, şimdi hayatta değil. E, tabii ölüm Allah'ın emri ama nerede? Bodrum'a gidiyor. Çok iyi bir kızdı. Her şeye koşar, herkese koşar. Bodrum'a gidiyor. Buna beş ya da altı sene oldu mu o kadar. Bir gece kulübü ya da bar ama şey açık hava. Orada adamlar geliyorlar bizim kızın yanındaki adamı öldürmeye. Ve kurşunlar bizim kızımıza isabet etti. Etmiş yani. Ben de çok üzülmüştüm. Öyle. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet değilim. eylesin. Nur içine yazsın canım benim. Devam edelim hadi. Gelsin sıradaki fotoğraf. Ama yukarıdaki tipler de var. Onları da söylemem lazım. Öyle mi? Tabii. Yukarıda... Hadi o zaman iki... biz gene dönelim öbür fotoğrafa. Bir fotoğrafı. kere daha biz, dönelim. Biz konuşacağız bu fotoğrafı Dönmeye konuşacağız. alışıyoruz. İyi işte. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun efendim. Hangi, e, hangi oyuncularınızdan başladınız dersinizde? Sümer Hı -hı. Tanıyorsunuz değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Benim çok yakın arkadaşım da. Ee, Muhlis Asan, onu da kaybettik. Sümer'i de kaybettik. Muhlis Asan'ı da kaybettik. Ee, Erol abiyi kaybettik. İşte o kızımızı kaybettik. Öldürdüler. Hasada sağda Ortan O da Türk tiyatrosunun fedakar oyuncularından. Kimin başında başı sıkıntıdaysa Ortans gider oraya yardımcı olmaya. İş zayıf olur mesela. Hı hı. Kadının parasını da atacaksınız tabii. Yövmeyeli. Ortans katiyen para almazdı. Ya ne veriyorsun? Ya kızım yövmeni al. Hayır ben bugün almayacağım. Yani öyle bir insandır ortans. Canım benim. Kulakları şınlasın. Saygılarımızı gönderelim. Evet. Ne dersiniz? Geçelim mi fotoğraf? Geçelim. <laughs> Emin miyiz bu sefer? Hadi gelsin o zaman yeni fotoğraf. Evet oyun anında sahnede bir anınız fotoğraflanmış. Sen misin? Ha iyi. Oo. <laughs> Nasıl bir andasınız? Hangi oyun? Bu daha yeni bir oyun. Son senelerde oynadığımız bir oyun. Neydi oyunun ismi? Ha, şaka bare. Şaka bare. Yani bir kabare oyunu. Çorumlu yazarımız ee, neydi bizim Çorumlu yazarın ismi? Hadi ben burada ışıklar <laughs> öndeyim. Ha Mustafa Arıkoğlu'nun oyunu. Oyunu oynuyoruz. Soldakini tanıyorsunuz. Kim? Ben sorayım size. Ama siz şimdi anlatacaksınız fotoğrafınızın öyküsünü. Elini kaldırmış olan. Evet biliyorum aynı zamanda ses sanatçısı. Neydi adı? E, aklıma gelmiyor şu anda. Siz lütfen söyleyin. Ay benim de arkadaşım yakın. Heh, Bora Gencer. Ha, Bora Gencer. Tebriklerimizi gönderelim. Evet, Bora Gencer. Ortadaki kimdi? Selda Hanım. Selda Hanım. Burada izleyicilerimizle şimdi o tarafa bakıp konuşuyoruz. Evet. Ee, bu oyundaki değerli sanatçılardan bir tanesi. Sağ olsun burada bizimle birlikte şu anda. Arkadaki de artık benden de izleyenler. Değerli deneyim. Abdullah evet. Şahin. Peki. Güzel bir oyun, güzel bir kare, güzel de yakalanmış oyun anı. Evet, salledi. evet. güzel. Yani poz vermek değil de oyun oynarken resimin çekilmesi çok daha doğal. Doğal değil mi? O anı da olduğu gibi o duygusunu çok net yansıtıyor. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf. Devam edelim bakalım, bakalım şimdi hangi fotoğraf gelecek. gelecek? <laughs> Sahnede olduğunuz bir an hangi oyun? Ya da hangi karakteri canlandırdınız diyorsunuz? Burada... Ee, üstümde üstünde gördüğünüz gibi tight. Hı <laughs> hı. Bir balet değil bu, balerin aslında. Evet, balerin. Peruğum da olsa balerin sahne kötü bir adam giyiyor. Onu oyalamak için ben birden sahneden kaçıyorum, bu kıyafetleri giyiyorum. Fonda bir müzik dans edilebilecek. Adama gidip şey Böyle kostümle sahneye çıktığınız zaman izleyicinin tepkisi nasıl oluyordu? E Evet artık. değil mi? O istediğiniz o tepkiyi izleyiciden aldığınız zaman siz nasıl hissediyordunuz? E, mutlu oluyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Ha bazen de giyinirsiniz, makyaj yaparsınız, çıkarsınız, büyük tezahürat beklersiniz. Öyle durumlardan ne hisseder Ama bu oyuncu? Bakın tiyatroda şöyle bir kural vardır. Hangi oyunun tutacağını kimse bilemez. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Ha, şeyler söyleniyor işte oyun tutar bilmem ne tutmaz. Hiç beklemediğiniz bir oyun güm diye patlar. Mesela bazı komedi oyunlarında e, seyirciden istediğiniz tepkiyi e, alacağınız noktaları önceden tahmin ediyorsunuz mutlaka e, ama evet. almadığınız zamanlar oluyor mu? Yani ben buraya çok güveniyordum. Hani seyirci benim istediğim tepkiyi vermedi, vermedi. Olur. Dediğiniz zamanlarda olur Hep mu? olası, o olur. Ee, o zaman da şey deriz biz, Japonlar var aşağıda deriz. <laughs> o kadar <gülüyor> anlamıyorlar. <gülüyor> Çok güzel. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf, devam edelim. Ee, burada neredesiniz? Eğitim de tabii Eğitim. veriyorsunuz. Eğitim evet, de... talebelerimden biri. Bir akademide... Oyunculuk üzerine eğitim Evet, evet, oyunculuk üzerine. Peki o zaman sorayım size, bir oyuncunun olmazsa olmaz kuralı var mıdır? Yani e, eğitim, tabii yetenek başka bir noktada. Hani yetenekli olacak, aynı zamanda eğitim alacak e, deyip de bir oyuncu sahaya çıkmadan önce ne tavsiye edersiniz mesela? Sizin için bir oyuncunun olmazsa olmazı nedir? Diksiyon, konuştuğu şeyler. Yani konuştuğu dil eğer seyirci tarafından anlaşılmıyorsa o oyuncu olmaz, olamaz. Yani bazı arkadaşlar e, bu artikülasyon konuşma, siz iyi biliyorsunuz tabii sonucu olur Yeterli değildir ama onu sevimli hale getirebilirler. Bu konuda Türk tiyatrosuna gelmiş en önemli oyuncu müthiş bir oyuncu Nisa Serezi. Duymadınız değil mi? Hayır biliyorum Nisa Ha biliyorsunuz değil mi? Oh be. Yani Nisa Serezi, Nisa ablayla da çalıştık. Var mı resmimiz bilmiyorum. Nisa ablamın artikülasyonu bozuktu. Diş yapısı falan. Hep 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 fıfıydı. Fıfı mı denir? Susu mu denir, tısı mu denir? Yani öyle konuşuyordu. Fakat seyirci o kadar sempatikti ki seyirci bayılıyordu Nisa ablaya. Nisa seyirciye. Nur içinde yazsın. Bir ya da iki sene onun tiyatrosunda da çalıştım. Peki oyuncunun eğitimi biter mi yoksa e, oyuncunun eğitimi biter mi yoksa e, bu mesleği devam ettirdiği sürece sürekli kendini eğitmesi mi gerekir bir oyuncu? Kesinlikle. Yani heysten daha fazladır. Tiyatroda oyuncunun kendini eğitmesi, okuması, görebilmesi, görmesi. Her gün bir şey öğrenebilirsiniz. Çünkü gayya kuyusu. Şimdi daha da genişliyor e, tiyatro stilleri. Yeni özgür ve özgün stiller geliyor. Geliştirmek ve okumak, takip etmek lazım. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf. Peki, evet. ben sorayım. Bu malum bendeniz. Evet. Yanımdaki kim? Bileyim mi? E biliyorsanız. Bileyim mi? <laughs> Sizi şaşırtayım mı şu an? Evet. Can Yılmaz. Evet, ya. Can <laughs> Yılmaz. Evet. Nereye gidiyorduk? Bir yere turneye gidiyorduk. Bir vapurda Can'la karşılaştım. Çok severim. Zaten herkes tarafından sevilen şey bir adamdı. Değişti mi bilmiyorum. 4-5 senedir görmedim. Ee, yumuşak, esprili bir adamdır. Size ne kadar aşıksınız? Gözlüğünüz, şapkanız? Hakikaten ya. Ya. <laughs> Ama baksanıza ta göğsüme kadar aşık yani. Güzel bir yaz günü belli ki. Çok güzel bir yaz günü. Sanakkale'ye gidiyorduk. Vapurdayız. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf. Saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Can Yılmaz Adam. Ha. Nasıl evet. bir an? Nasıl bir anın fotoğrafı? Şimdi Haluk abim Haluk Şahin tanır mısınız? Oyuncu e, Değil. Kim? Köşe yazarı ha, Haluk Şahin evet tamam Babali'de tamam. çalışıyordu Şu anda çalışmıyor Emekliye ayrıldı Ama gene bir yerlere Yazısını gönderiyor hı hı. O zaman bir kitap çıkarttı işte Gördüğünüz gibi Babali'de hı, cinayet hı hı. Çok hoş bir roman Eee Cinayetin ne olduğunu söylemeyeceğim. Hı hı. Eğer izleyicimiz merak edip olurlarsa hem bir kitap daha satılmış olur. Hı hı. Hem de cinayetin ne olduğu öğrenilir. Bu arkadaşlar da benim tiyatromun güzel Kızları. Dedim ki Haluk abime yardım edeceğiz. Bunu çekelim. Şeyde yayınlayalım. Sosyal medyada. Kitabı açtım. İşte onlar da. Sağ baştaki Ortan Sıkıvanç. Evet. O da eski bir oyuncudur. Az önce zaten aldık. Saytlarımızı gösteredik değil Bu mi? Kadar. Vefalı olarak, vefalı olarak anlattığınız Evet, vefalı arkadaşım. Da. Onun yanındaki de e, Dilek isimli arkadaşım. E, o da tiyatromuzda oynadı birkaç sene. Ondan sonra öbür kızımız Ceren. Evet, Ceren. Öbür kızımızı sarışın olan. Aydin mi? Ha evet Aydin Aydin evet evet. Aydin'le görüşmüyoruz da, o yüzden unutmuşum demek ki. Peki o zaman hadi gelsin yeni fotoğraf. Ne kadar güzel bir an. Sizin patili dostunuz mu efendim kendisi? ben hayvanları çok seviyorum. Şimdi ayıp bir laf var, onu da burada söylesem, hani ama söyleyeyim. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanları daha çok sevmeye başladım. Ben öyleyim şimdi. Kedim hala hayatta. Bir tane daha var evide. Kedilerim ve ben. Akşam... Saf sevginin, e, saf sevginin donduğu o an diyelim o zaman. Evet, evet, için. evet. Peki, Geldik süremizin sonuna. Ee, böyle anlarınızı e, bize çok keyifli anlattınız. Anılarınızla beraber çok teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. Şimdi yaşamadığınız, hayal ettiğiniz an ne diye sorduk size. Hayal nasıl? ettiğiniz anı sorduk. Yaşamadığınız, hayal ettiğiniz an ne diye sorduk. Ee, şöyle demişsiniz, yurt dışında dev bir sahnede kalabalık önünde bir oyun sergiliyorum demişsiniz. Evet. Bakalım yapay zeka sizin için bu anı nasıl tasarlamış? Gelsin lütfen ekranlara. Aynen. Aa, programımızın hatırası olarak size aa, hediye etmek çok istiyorum. Çok güzel. Oo, harika. Hayal ettiğiniz gibi bir an mı? Hayal ettiğim gibi bir an. Her oyuncunun e, şeyinde e, kalbinde böyle bir sahne vardır. Hep böyle büyük bu tarz bir şeyde tiyatro salonunda yüzlerce binlerce ya da binlerce demeyeyim de yüzlerce insanın karşında oynamak ve bir alkış yağmuruna tutulmak severiz alkışı çünkü biz tiyatrocular. Ee, çok teşekkürler. Hayır. Hayal ettiğiniz tüm anların gerçek olması dileğiyle iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Siz de beni iyi ki davet ettiniz. Bana bu güzel anları sanki tekrar yaşıyormuş gibi hisler doğmasına sebep oldu bende. Çok teşekkür ediyorum tüm ekip arkadaşlarım adına ve fotoğrafın öyküsünü noktalıyoruz. Sağ olun.